Barış Beyefendi, İbrahim Gökçek Beyefendi. Hoş geldiniz Hoş efendim. Bulduk. Geçen hafta da sizi konuk kalmıştım. Bu hafta ne konuşacağız? Yine masanın üstü dolmuş. Evet, alerji. Alerji. Malum ilkbaharla birlikte çiçeklerin, bitkilerin çiçek açmaya başlamasıyla birlikte polen alerjisi başlar. Yani saman nezlesi de denir. Polen alerjisi bazı insanların nefes aldığı zaman sinüslerinde mukoza hassaslaşır. Çok agresif olmaya başlar. Burun akar, gözleri kızarır vesaire. Yani sinirli mi oluyor insanlar? Tabii. Yani sinir hücrelerini tahriş eder, tahrip eder. Bunun sebebi bazı insanlar kıla, bazı insanlar tüye, bazı insanlar çiçeklerdeki polenlere karşı vücudu aşırı reaksiyon gösterir. Bağışıklık sisteminin burada anormal davranmasının sebebi nedir? Vücuttaki histamin kortizon dengesinin bozulması. Histamin kortizon dengesi insan vücudunda neden bozulur? Normal olarak mast selin dediğimiz ana hücreler histamin, böbrek üstü bezeleri kortizon salgılar. Fakat bağırsak florası bozulmuş da faydalı bakteriler azalmış, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmışsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar kavurur. Bağırsaklar yanarsa bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşur. Bağırsakta oluşan yağ tabakası nedeniyle bağırsaklar yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Mesela çok önemli bir enzim salgılar ince bağırsak, diaminooksidaz. Bu enzimin azalması histaminin sürekli yükselmesi demektir. Histamin sürekli yükselirse polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları ortaya çıkar. Buna karşı modern tıpta dünyada ne var? Sadece kortizonlu, yani kortikoid dediğimiz kortizon ilaçlar var ve antihistaminikler. Bu kimyasal ilaçları kişi kullandığı zaman ne olur? Rahmetli Bülent Ecevit de uzun süre kortizon vermişlerdi. Yüzü şişer. Ay yüz dediğimiz yüz. Yüzü şişti ama çok zayıf kaldı ya. Kemikleri böyle cam kemik haline gelir, kırılgan olur. Dört kişi taşıyordu. Özel çelik korse giyiyordu. Boyundan kuyruk sokumuna kadar. Aşırı kortizon kullanmaktan dolayı Rahşan Ecevit hariç kimseyi hatırlamıyordu. Sürekli ve düzenli uzun süre kortizon kullandığı zaman kişi merdivenleri dahi çıkamaz. Kemikler cam kemik oluşur. Hafıza gider. Selamünaleyküm. Merhaba. Hoş geldiniz. Çay serviste yapsak bari. Yok bir şey. Konuşuyoruz. O yüzden. Sıcak. Şuradan. Almanya'da 30 milyon insan polen alerjisinden dolayı ilkbahardan sonbahara kadar doktor giderler, iğne, ilaç yaptırırlar. Sürekli. Neden? Alerjik olmasın diye. Alerji var da yani kurtulmak için, geçici tedavi olmak için. Avrupa'da kurtulmak mümkün mü alerjiden? Mümkün değil. Değil buna mi? Buna antihistaminik. Mesela benim sabahları genelde burun akıntısı şeklinde gösteriyor kendisini. Yazında mı? Yazında mı? Her zaman oluyor. Yani bahar alerjisi falan. O mevsimsel değil. Sizinki ayrı. O bu polen alerjisi farklı. Fındıklar 10 Şubat'ta çiçek açmaya başladığı zaman polen alerjisi başlar. Ama bazıları fındık polenine karşı çiçeklerin o kedicik 2,5 milyon polen yayar. Bir kedicik. Yani o çiçek tozu. Benimki ne oluyor? Kuş. Mesela ne olabilir? Sizinki farklı bir durum. Burada polen alerjisi bitkilerin, bazı bitkiler mesela Şubat'ta çiçek açtı. Kuş ağacı Nisan'da çiçek açtı. Bitkilerin çiçek açma dönemine göre değişir. Bu huş ağacının ne güzel bir isim ya. Ya huş ağacı. Huşu. Huşudan mı geliyor? Evet. Huş ağacı. Ben artık bakayım. Maşallah benim konuklar çok rahatlar. Bir yandan şimdi çay serviste yapacağım. Çaylar hazırsa. Çok sıcak. Ne güzel çok. Ama kendi evinde gibi çok güzel rahatlar. Haluk sağ olsun çok rahat. Gitti aldı. Böreği yiyor. Bir yandan polen alerjisi konuşuyor. Hapşırarak oluyor değil mi alerji? Evet. Gözleri kızarır, burun akar sürekli. O bende var. Var mı? Benim gözlerim bu kadar şişer. Neye karşı alerji mi? Vazgeçtim ama şey, bahar aylarında bu tabii ki polen vesaire falan onlar faranjitimizi azdırır, gözlerimiz şişer, nezle olursunuz. Genelde birçok insanda vardır bu ya. Evet. Ya Almanya'da 30 milyon insan bundan muzdarip. Neden? Çünkü onlar zamanında çok ağır antibiyotik, antihistaminik ilaç kullanmışlar.
bağırsak florası bunlar da bozulduğu için aşırı oranda onlarda daha çok. Onlara ne o Almanlara. La ilahe illallah. Kaç gün dün vallahi kötü konuşuyorum. Dün gördüm bir şey seyrediyordum bir kanalda. Kaç bin Polonyalıyı öldürmüşler. Enselerine kurşun sıkıp toplu katliam yapmışlar. O Hitler zamanı. Canım tabii Hitler'in döneminde neyse. Lafımı geri aldım. Almanlardan özür diliyorum diye. Bizden şeyler. İsrail özür diliyor diye. Ben Almanlardan özür diliyorum diye. Şimdi Hong Kong adasına yakın bir ada var. Macau adası. Macau adası daha önce İngilizler koloni onlardaydı. Çinlere devrettiler. Köylü hayatı yaşayan insanlar, basit bir hayat yaşayan insanlar, işte pirinç yiyen, sebze yiyen, balık yiyen insanlar birdenbire buraya Çinliler teslim edildikten sonra hızla turistik bir ada oldu. Bütün toprak diyen bir şey kalmadı. Her taraf betonlaştı. İnsanlar sanayileşti ve hızlı sanayileşme, hızlı endüstri milyonlarca insanda birdenbire alerji ortaya çıktı. Hiç alerji yokken. Yokken. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkeden... Hocam bir dakika dur, şu çayları verelim de. Sen de şunu al. Bu çaylar yüzünden benim bir kanalda başıma gelmeyen kalmamıştı. Ne oldu? Kanalda kıyamet kopmuştu. Çay servisi yaptırmamdan. Buyurun, devam edin İbrahim Bey. Macau Adası'nda milyonlarca insanda birdenbire sanayileşme, endüstrileşme... İnsanlar toprakla temas halindeyken problem yoktu. Topraktan uzaklaştı. Beton bloklar içinde yaşamaya başladılar. Ve işlenmiş gıda tüketmeye başladılar. Chips, jelibon, kek, gofret vesaire. İşlenmiş gıdalar kimyasal ilaç kullanmak gibidir. Bağırsaklık faydalı bakteri yok eder. Zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Bu da bağırsak florasını bozar. Bağırsaklık faydalı bakteriler azaldıkça vitamin oranı azalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsakları yanıp kavrulduğu zaman yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranının azalması, histamin oranının çoğalması bu da alerji demek. Ben kendim 17 yıl alerjiyle uğraştım. 2 ay askerlik ettikten sonra Almanya'ya döndüm. Ama...